AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın genç kadın ve erkek ilişkilerine dair, öğrencilere dair bazı eleştirileri oldu. Arkada gördüğünüz fotoğraf üzerine burada bir kısmı görünüyor fotoğrafın. Düzce Üniversitesi Bahar Şenliklerinde başörtülü kız öğrencilerin eğlenme biçimini eleştirdi. Arkadaşlarının omuzları üzerine çıkıp konser alanını görmeye çalışanlar, sahneyi görmeye çalışanlar vardı. Ve tweetlerinde dünkü Düzce Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde başörtülü kızların erkeklerin omuzlarında oturmalarını utanarak izledim. Ah değerler nerede? İnsan başının olduğu yerde değil aklının olduğu yerdedir gibi ifadeler kullandı. Daha fazlasını onunla beraber değerlendirelim. Çünkü Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili şu anda telefon attığınızda. Sayın Özdağ, öncelikle teşekkürler yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şimdi bu görüntüler 10 yıllardır aslında üniversite şenliklerinde olabiliyor. Yani sahneyi göremeyen bazı öğrenciler arkadaşlarının omuzlarına çıkıyorlar. Ama siz niye utandınız bu görüntüden? Yani onu sormak istiyorum elbette Şimdi size. ben üniversite hocayım hanımefendi. Öğretim üyesiyim, doçentim. Evet. Bahar şenliklerine karşı değilim. Evet. İnsanlar eğlenirler. İnsanlar zaman zaman meşru dairede değerler manzumesini kaybetmeden, toplumu rahatsız etmeden deşarj olurlar. Bunlara bir itirazımız yok. Benim eğer tweetime baktıysanız Evet. bahar şenliklerinde bir eleştiri yok. Yo yo ben zaten bunu Orada sormuyorum. Evet. başörtülü kızlara da bir neden başörtüsüne karşı da bir karşıtlık da yok. Başı açık olmaya da bir karşıtlık yok. Diyorum ki insan başının olduğu yerde değil, aklının olduğu yerdedir diyorum. Başörtüsü bir hayat tarzı tercihidir. Başını örten topluma bir şeyler söylüyor demektir. İslam'ın bir hükmüne icap ettim diyor demektir. Ama diğer taraftan bu tercihiyle tenakuza düşen bir davranış işi ortaya giriyor ve tercihiyle davranışı birbirine yakışmıyor. Ona atıfta bulunmak istiyorum. Tabii bu arada Yani şöyle bir şey bu var. Şimdi benim orada gençlerin şunu sorabilir eğlenmesinden bir miyim? rahatsızlığım yok. 18 Çünkü yaşını şunu sorabilir miyim Sayın Özdağ? 18 yaşını geçmiş üniversite öğrencilerinden söz ediyoruz. evet. Omuz Ben o omuza oldukları, affedersiniz. yakın olduğu kişilerle ilişkilerini bilmiyoruz. Yani bilsek de bilmesek de Evet. 18 yaşına gelmiş birey olan, hani çocuk da olmayan kişilerin yaşamlarıyla ilgili bu tür değerlendirmelerde bulunmaya ne hakkımız olabilir diye bir soru sormak isterim ben. Çünkü yani söylüyorsunuz herhalde bir insanın ahlakı sadece erkeklerle kadınları arasındaki ilişkilere bakarak değerlendirilmez, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani Herkes, utanmanızın sebebi nedir tam olarak? Onu ben bakın, anlamak sınırsız istiyorum. toplum yoktur hanımefendi. Her toplumun bir sınırı İyi vardır. de o sınırı kim çizecek? Yani sizin Sınırlar öngördüğünüz evrensel sınırla hukuk o kuralları çocukların vardır, sınırının aynı ama olması evrensel şart ahlak mı? kuralları yoktur. Fakat her toplumun kendine has örf ve anneneleri vardır. Değerleri vardır. Yani 18 yaşına geçtim, her şeyi yapabilirim. Her şeyi yapılacak ya olan yerler vardır. Siz bunu dini kavram içerisinde günah veyahut da sevap diye değerlendirebilirsiniz. Veyahut da laik bir toplumda bunu toplumun ayıpladığı veya toplumun tasvip ettiği bir hareket olarak değerlendirebilirsiniz. Bunu değerlendirecek olan sizin kültürünüzdür. Sizin getirmiş olduğunuz medeniyet hamleninizdir. Bunlar değerlendirilecek. Ben Peki size burada şunu sorabilir miyim? Sizin bakış... Ha, buyurun. bakınız, Buyurun. başörtülü bir kızın Evet. herhangi bir fiil yapma hakkı vardır. Beni ilgilendirmez. Ama benim de eleştiri hakkım vardır. Tabii Bu ki. toplumda eleştiri hakkımız olmayacak mı? Tabii. Bir Yo, ben şunu milletvekili sormak, olarak tam da şunu sormak ifade hürriyetim istiyordum. olmayacak mı? Tam da şunu Veyahut da sormak istiyordum. bir davranıştan mütevellit utanma duygum olmayacak mı? Bir davranıştan mütevellit tenkit etme hürriyetim olmayacak mı? Tabii, sadece şunu Bunu sormak. söylüyorum.
Ve ben şunu söylüyorum, bakınız. İslam'da şekil vardır. Ama İslam şekilci bir din değildir. Evet. Şekiller vardır. Fakat zahttan ziyade mazruf önemlidir. Hı. Suretten ziyade siret önemlidir. İnsanların ruhu önemlidir. Tabii tabii. İşte burada ben diyorum ki nice başı kapalı vardır. Hı-hı. Açılmaya aday. Nice Hı-hı. başı açık vardır. Kapanmaya namzet. Ve ben diyorum ki burada şunu söylemek istiyorum. Aklını özellikle. O nurdan örtüyle örtenlere ihtiyacımız var. Aklını o nurdan örtmeniz gerekiyor. Ama bakın yani şöyle İslam, şöyle bir şey. De ondan sonra siz sorunuzu sorun hanımefendi lütfen. Tamam buyurun. Şimdi ben de bir soru sormak istiyorum da araya giremiyorum aklınızı, soruyu. Tamam soracaksınız buyurun. Tabii ki elbette soru sorma hakkınız var ama benim de cümlemi tamamlama hakkım tabii var. Tabii ki tabii ki buyurun ben sizinle konuşmak şimdi, için davet ettim sizi buyurun. Aklınızı o nurdan örtüyle örterseniz hı hı. sizi yapmış olduğunuz gerek bireysel davranışlarınızda gerekse içtimai davranışlarınızda her zaman örnek bir şahsiyet ortaya çıkar. Ama aklınızı örtmezseniz, namaz da kılsanız, oruç da tutsanız, başınızı da örtseniz siz toplumun tasvip etmediği veya vicdanınızın tasvip etmediği, hı hı. dinlerin tasvip etmediği, hukukun tasvip etmediği fiiller işlersiniz. Bunları yapabilirsiniz. O nedenle aklımızı o nurdan örtülü örtmemiz gerekiyor. Hı. Akıl o nurdan örtülü örtündüğü zaman hırsızlık yapmazsınız. Peki. Yalan söylemezsiniz. Peki. Haram yemezsiniz. Tabii ki. Başkasının kul hakkına tecavüz etmezsiniz. Şimdi herkesin aklını o örtüyle sizin söylediğiniz ahlak örtüsüyle örtmesi evet. şart. Orası kesin. Buna herkes dahil. Buna siyasetçiler de dahil. Hepimiz buna, dahil. Herkes evet. dahil. Bütün insanlar dahil. Evet. Bakanlar da dahil. Herkes dahil. Ama herkes dahil. Burada bir iffet, özür dilerim. Başbakanlar da dahil. Aynen. Şunu söylemek istiyorum. Burada bir sizin tweetlerinizde aslında yani hem dini yorumunuzla dinin gerektirdiği bir yaklaşıma vurgunuz var. Hem de bir iffet vurgusu var. Şimdi ne vurgusu var efendim? İffet. Öyle değil mi? Yani bir kadının bir erkeğin, genç bir kadının, genç bir erkeğin sırtında eğlenmesini art niyetli olmadan ya da olsa da yani aralarında bir ilişki de olsa o bizi ilgilendirir ilgilendirmez ayrı bir konu. Ama böyle bir pozisyonda görmek sizi rahatsız ediyor. Şunu beni demeye rahatsız çalışıyorum. Etti. Neden rahatsız etti? Müslüman bir toplumda yaşıyoruz. Ben Müslümanım, bir milletvekiliyim ve bir sorumluluk duygum var, babayım. Evet. Aynı zamanda çocuklarımızın da bu tür davranışları nasıl ki madde bağımlılığıyla ilgileniyorsak nasıl ki uyuşturucu bağımlılığıyla ilgileniyorsak bu tür davranışlarla da ilgilenmemiz lazım. Yani siz bir diğer yandan başınızı örteceksiniz, bir diğer yandan da kalkacaksınız, biraz toplumun tasvip etmediği veya toplumun kabullenmediği bir fiili işleyeceksiniz. Bu arada çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ama burada devreye girmem gerekiyor. Sayın Özdağ konuşabiliriz ama siz uyuşturucu bağımlılığıyla şu görmüş olduğunuz manzarayı bir mi tutuyorsunuz? Bu arada bakınız, şu an yayındayken bir şeyi de ben izleyicilerimize açıklamak isterim. Yani aslında yüzünü biz genç kadının yani onun hakkında konuşuyoruz diye kapattık. Öyle bir flulaştırma var. Oradaki, yani bu sanki utanılacak bir şeymiş gibi biz yansıtmak istemiyoruz. Onu söylemek istiyorum. Siz utanıyorsunuz evet. ama bundan hiç aklına sizin düşündüğünüz şeyleri getirmeyecek bir sürü insan var. Yani acaba siz de sorun şu. Hani bu işte utanılacak bir taraf olmayabilir diye de düşünme ihtimaliniz var olabilir efendim, mi? Bunu birileri, merak ediyorum. Birileri bundan utanmayabilirler. Birileri ateisttir. Birileri bunu affedersiniz meşru bir davranış olarak değerlendirebilir. Müsaade edin de ben de utanarak bakayım bu hadiseye. Ama bunu nasıl uyuşturucu bu kullanımıyla karşılaştırabilirsiniz? Örtünmek gerçek anlamda ahlakı örtünmektir hanımefendi. Hareket ve davranışlarınızı hatta bakışlarınızın buna uygun olmasıdır. İslam'ın tüm kuralları kişiyi ahlaka yönlendirmek içindir. İslam'ın ortaya koyduğu ahlak izafi değildir. Ahlak kuralları, sınırları belirsiz evet. kurallar da değildir. Bu ahlak kurallarını toplum 1000 yıl içerisinde kurdu. Bunlarla ilgili mutlaka ki birileri bu davranışı ahlaki kabul edebilir. Ama benim gibi duyarlı bir milletvekili de bu davranışı birazcık
beni kabahat olarak değerlendirebilir. Kabahat. Veyahut da bu fiili, bu hareketi tasvip etmeyebilir. Ha, ben müdahale etmiyorum. Müdahale etmek için bu toplum üzerinde, lazım. Gençler üzerinde böyle bir yaklaşım, bir baskı doğurmaz mı? Yani baskıcı bir yaklaşım olduğunu, bunun yasakçı bir yaklaşım olduğunu kabul eder misiniz? Baskıcı yasaklama şudur. Siz kalkarsınız, fiili bir müdahalede bulunursunuz. Bahar şenliklerini yasaklarsınız. Veyahut da bir kadının, bir erkeğin bir kadını, başörtülü bir kadını veya baş açık bir kadını omuzlara almasını yasaklarsınız. Bu baskıcı bir toplum olur. Ama bir taraftan bunlar yapılır, bir diğer taraftan da bunlar eleştirilir. Ben eleştiri hakkımı kullanıyorum. Ben aynı zamanda gençlerimize bir noktada tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki bu tür davranışlar toplum tarafından tasvip edilmiyor. Ben 20 sene üniversite hocalık yaptım Katü'de. Gazi Üniversitesi'nde doktoramı yaptım. Muğla Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptım. Ben anne ve babaların üniversiteye gelen çocuklarıyla ilgili bir gün endişe ettiklerini görmedim. Yani bir gün acaba bu gençler üniversiteye gittiler. Gideyim bu gençlerin kampüsüyle tanışayım. Sayın Özdağ, 18 yaşını geçmiş oy kullanma hakkı olan sizin partinizin de oy kullanma hakkı verdiği bireylerle ilgili konuşuyorsunuz. Belki bir toplumda en küçük birimdir. Ama aynı zamanda en büyük devlettir ve en büyük imparatorluktur. Ailemizi, anne toplumu inşa edicidir. Tabii benim sesim geliyor mu size? Partinizin oy hakkı verdiği bireylerle ilgili konuşuyorsunuz. 18 evet. yaşını geçmiş, artık çocuk olmayan, evet. kendi kararını verme hakkına sahip olan bireylerle ilgili konuşuyorsunuz. Sizin Efendim? Partinizin de... İnsanların, bunu eleştirerek söylemiyorum. Bakın, oy hakkı verdiği bireylerle ilgili konuşuyorsunuz. Ailelerin bakın, çocuklarla ilgili ne tasarrufu ilgili olabilir 18 yaşından sonra? Özne burada başörtülü bir bayan. Bunu konuşuyorum. Peki siz ben o bayanın aslında siz o bayanın diyorsunuz kadının. 18 yaşını geçmiş olan kişileri konuşmuyorum. Peki o kadının hiç genelleme yapmıyorum. Özne o kadının yok, üniversitedeki öğrencilerle ilgili konuşurken özür dilerim, teker teker konuşalım. Sonra da yayınımızın süresi de belli. Ben teşekkür evet. ediyorum tekrar katıldığınız için ki bu konuşmayı yapabiliyoruz. Siz o genç kadının, yani bayan demeye de gerek yok. Ki yani kadın var, erkek var. Dolayısıyla bu genç kadının bir utanmazlık yaptığını da söyleyerek aslında... Bir onu rencide Hayır, edecek bir şey söylediğinizi düşünmüyor musunuz? Ben utanarak seyrettim diyorum. Bunu söylüyorum. Bu beni ilgilendiren bir husus. Peki. Siz utandınız. Şunu tamam. özellikle söylemek istiyorum Banu Buyurun. Hanım. Buyurun. Türkiye'de herkes özgürlükten bahsedebilir. Evet. Ve özgürlüğü de yaşayabilir. Ama yol evet. göstermek, bazı hayatlara müdahale etmek demek değildir. Uyan Tabii uyarsa bulunmak, uyar. Eleştiride bulunmak. Bu tür hayatlara müdahale etmek demek değildir. Tamam. Sorumluluk duyan bir milletvekili olarak, bir baba olarak tamam. sosyal bir yaraya parmak bastım. Sınırsız toplum yoktur. İnsanların hiçbir şeyine karışmayan bir toplum düzeni de dünyada daha henüz inşa edilmemiştir. Özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. Peki işte tam o nokta aslında söylediğiniz yani müdahale etmeyen toplum düzeninde bugüne kadar inşa edilmemiştir diyorsunuz. Orada bu söylediklerinizle beraber müdahalenin sınırları nedir ne değildir? Bu söylediğinizle siz aslında bir müdahaleyi savunuyor Hayır, musunuz? Müdahale etmiyorum. Savunmuyor Bakın, musunuz? Bir tavsiyede Burası flulaşıyor Ama bir anda tam konuyu kapatacakken. Bu konuya atıfta Bu sizin fikriniz sadece. Olabilir tabii. Yani Ama toplumun yarası falan deyince. Hiçbir şeyine karışmayan dünyada bir devlet var mıdır? İşte yani, o devletlerle ilgili de biz hak habercisi olarak, haberciler Ama olarak konuları sorguluyoruz. Efendim evrensel değildir. O kültürden, geleneğinizden, örfünüzden, dininizden kaynaklanır. Evrensel yani, insan hakları vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Avrupa Birliği'nin hassasiyetleri vardır. Temel Ama hak ve özgürlükler vardır. Bizim hassasiyetlerimiz farklıdır. Evet. Her milletin kültürünün merkezinde bir din vardır mutlaka. Evrensel olarak kabul edilmiş temel hak ve özgürlükler vardır. Tabii elbette vardır ama o Yani bunlar da örflerin, adetlerin, geleneklerin üstündedir. İnandığınız değerleri söyleme hakkıdır. Ben inandığım değerler noktasında bir tweet evet. attım ve bununla ilgili olarak diyorum ki tamam. insanlar şekilci olarak değerlendirmeyelim. Tamam. Aklının olduğu yerdedir ve bize akıl lazımdır. Özellikle buna vurgu yapmak istiyorum. Peki. Yani bu çok önemlidir. Evet, yani çok mesele aklımızdır, aklımız. Yani aklımıza Peki. bir şeyleri giydirmemiz gerekiyor. O da ahlaktır efendim. Aynı fikirdeyim.
Bu konuda ama sizinle yani fikir tartışmasının ötesinde öncelikle neden bu tweetleri attınız, bunları konuşmak, bir de onun üzerine de nesnel bir takım şeyler üzerinden, sözünü ettiğim gibi hani 18 yaş, evrensel bir takım ilkeler, bunlar üzerinden bir takım şeyler sormak istedim. Süremiz... Ben onlara saygı duyuyorum. 18 yaşını geçmiş olan bir kişiye müdahale etmiyorum. Ama ben diyorum ki bir yandan başınızı örtüyorsunuz. Evet. Siz diyorsunuz ki ben İslam'ı tercih ettim, İslam'ın bir rüknünü yerine getiriyorum diyorsunuz. Bir diğer yandan da İslam'ın tasvip etmediği bir fiili işliyorsunuz. Aynen taktiği kafanıza geçirip mayo ile namaz kılmaya benziyor i̇şte bu fiil. Yani onu da herhalde bireyin kendisi, bireyin kendisinin karar vereceği bir şey elbette belki. Kendisinin yani bizde ama benim de mutlaka eleştiri hakkım vardır. Benim herkesin de tenkit etme hakkım vardır, fikirlerimi söyleme ama milletvekili vardır. Olunca siz durum yani bir iktidar partisinin milletvekili olunca biz de bu soruları sorma ihtiyacını duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza bakın, katıldığınız için. Sosyoloji niye çıkmıştır? Pardon duyamadım. Haklı olduğu için bu ilim sosyolojinin ortaya çıkmıştır. Evet. Bizim ayıp bulduğumuz başkaları için ayıp değildir. Onun için sosyoloji ayıp, vardır. Ayıp üzerinden istifade ederiz ama kanaatlerimizde söyleriz. Ben isterseniz benim tweetlerimde sosyoloji eleştiriler yapıldı. Onlardan istifade etmeye çalışıyorum. Peki. Onları hoşgörüyle karşılıyorum. Peki. Ama kanaatlerimi de belirtmekten de asla imtina etmeyeceğim. Peki. Ve devam edeceğim. Yok, oralara hiç şeye girmeyelim. Çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza katıldığınız için. Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa Milletvekili. Dediğimiz gibi hem reşit olma durumunu hatırlattık ama evrensel temel haklar, özgürlükler, bu tür nesnel şeyler üzerinden bu değerlendirmeyi yapmaya çalıştık. O da ben fikrimi söylüyorum dedi, dayatmacı olmadığını söyledi ama her toplumunda davranış kodları olduğunu dile getirdi.